Merhabalar, ben çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Özdemir. Çocuklarımızı yetiştirirken belli başlı dönemlerde kafamıza bazı sorular takılır. Yaklaşık 5-6 yaşına geldiğinde de bu sorulardan bir tanesi acaba çocuğum ilkokula hazır mı yoksa değil mi? Bunu aslında bu soruya cevap verebilmek için birden fazla alanı irdelemek gerekiyor. Çünkü bunlardan bir tanesinde çok iyi olması ya da bunlardan bir tanesinde çok kötü olması ilkokula hazır olup olmadığını Tamamen etkileyen bir faktör olmamakla birlikte bunların hepsine bir bütün olarak bakabilmek gerekli. Mesela bunlardan bir tanesi bu alanlardan biri öz bakım becerileri. Öz bakım becerisi şu demek: çocuğun kendi kişisel bakımına dikkat edip edemediğiyle alakalı. Örnek veriyorum. İlk ilgili en sık yaşadığımız sıkıntı bir tanesi tuvaletle alakalı kişisel temizliğini yerine getirip getirmemesi, diğeri de yemek konusu. Tuvalet konusuna baktığımızda bir çocuğun kendi başına artık teneffüslerde tuvalet ihtiyacını halledebiliyor olması lazım. E, bunu nasıl anlayacağız günlük hayatımızda? Diyelim ki çocuğumuz e, tuvalete gitmeye karar verdi, bunu bir hissedebilmesi lazım sonrasında tuvalete gitmesi. Burada işte fermuarı varsa fermuarını indirebilme becerisine sahip olması lazım. İşte o düğmesi varsa onu açabiliyor olması lazım. Sonrasında basit kıyafetler işte şortunu, eteğini ya da pantolonunu indirip kaldırabilme becerisine sahip olması lazım. Tuvaletini yaptı diyelim suyla peçeteyle kendini temizliyor olması. Sonrasında sifona basması e, gerekiyor. Tabi e, burada bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü sonrasında ellerini yıkayıp kurulayabilmesi gerekiyor. Bu becerileri bunların hepsini yaptıktan sonra evet tuvaletini kendi kendine yapabiliyor demektir. Ve ilkokulda sıkıntı çekmeyeceği anlamına gelir. Ama bizler ne yapıyoruz? Maalesef her zaman yardımlarına koşuyoruz, iyilik yaptığımızı düşünüyoruz ama onlara farkında olmadan bireysel olmaktan uzaklaştırıyoruz. Ee, ondan dolayı bırakın kendileri temizlesinler. Yarım yamalak bile olsa kendileri olabildiğince temizlemeye çalışsınlar. Diğer bir konu yemek. Teneffüslerde artık kendi kendilerine yemek yiyorlar. Öğle aralarında kendileri e, kendi başlarına yemek yiyorlar. Şimdi burada da bizim toplumumuz e, yedirmeyi içirmeyi seven bir toplum. E tabi bir de annelik üstüne gelince çocukların peşine peşinde koşan, kaşıkla, tabakla peşinde koşan anne babalar haline geliyoruz. Bu da çocuğumuzu ilkokulda ciddi anlamda etkiliyor. Nasıl? Kendi başına yemeğini yiyemiyor. Çünkü bekliyor ki belki dakikalarca biri gelsin ona yemeğini yedirsin. E hal böyle olunca çocuk bu sefer tabii ki de aç kalıyor. Ve akşama kadar aç kalan bir çocukla karşılaşmış oluyorsunuz. Bundan dolayı sizler ricam, ee, okulla olabildiğince benzer hale getirmeniz evi. Birincisi e, okulda nasıl birkaç tane çeşit var, evinizdeki masada da birkaç tane çeşit olabilir. Bir tanesi çocuğun yiyebileceği, tercih edebileceği bir şey olabilir. Ama diğer yiyecekler mutlaka yine masada bulunsun. Çocuk onların kokusuyla, görüntüsüyle olabildiğince e, baş başa kalsın. Yemiyor diye onu... Masada koymamazlık yapmayalım masaya mutlaka onları dahil edelim. E sonrasında böyle yemek sürelerimiz çok uzun olmasın çünkü ilkokula geçtiklerinde yemek süresi çok uzun değil bunun belli bir süresi var. İstediği zaman yemek yemiyor. Bunun yine belli bir süresi var. Bu benzerlikleri ev içinde de sağladığınız zaman ortak bir payda da buluşmuş ol olursunuz. Tabi bunun dışında elini yüzünü yıkayabilmesi, kurulayabilmesi, üstünü ıslatmadan bunları yapabiliyor olması, dişini fırçalaması yine önemli öz bakım becerileri. Bir diğer noktaya baktığımızda da e, sosyal duygusal alan. Şimdi sosyal alana baktığımda e, anne babalar şunu çok istiyor. Hocam. İşte kendini savunsun, hakkını savunsun, konuşabilsin, rahat rahat kendini ifade edebilsin. Evet. Ama her çocuğun kişilik yapısı bu şekilde değil. Mizaç faktörünü lütfen göz ardı etmeyelim. Genleriyle birlikte gelen, kodlanan bazı şeyler var. Tabii ki bunları yönlendirebiliriz ama özellikle ilkokulda çocuklar arkadaş kurmayı da bilmiyor. Tabii aklımıza ilk arkadaşlık ilişkileri geliyor. Arkadaş kurmayı onlara öğretelim. Nasıl arkadaşlık kurabiliriz? Merhaba diyebilirsin. Omzuna dokunup benimle oynar mısın diyebilirsin. Ee, kendi oyununa davet edebilirsin. Seninle oynayabilir miyim diyebilirsin. Bu gibi böyle arkadaşlık nasıl edinebilir bunları öğretebilirsiniz çocuklarınızı. İlkokulda fayda sağlayacaktır. Duygusal kısma gelince de çocuklar kendilerini ifade etmekte çok zorlanıyorlar. Kızgınım demiyorlar da eşya fırlatıyorlar. Üzgünüm demiyorlar da ağlamaya tercih ediyorlar. Çünkü biz duygularımızı ne ifade ediyoruz ne onları dinliyoruz. Onları olabildiğince ilkokul sürecinde de e, arkadaşım böyle yaptığında ne hissettin ya da senin böyle yapman beni üzgün hissetmeme sebep oldu, kızgınım gibi ifadeler mutlaka kullanın. Ki çocuk hangi davranışın sonucunda hangi duyguyu hissettiğini rahatlıkla ifade etsin. İşte böyle böyle kendini ifade edebilen çocuklar yetişiyor. E diğer bir noktaya baktığımda motor beceriler. Tabii motor becerileri biz temelde ikiye ayırıyoruz. Kaba motor becerileri ve ince motor becerileri. Kaba motor becerileri birazcık daha e, büyük kas gruplarını çalıştıran, koşmak gibi, tırmanmak gibi becerileri kapsıyor. İlkokula geçecek bir çocuk koşmalı, zıplamalı, tırmanabilmeli, tek ayak üstünde durabilmeli, iki ayağıyla sıçrayabilmeli bunlar... Ee, i̇lk okul çağındaki çocukların yapabileceği kaba motor beceriler. Peki ince motor beceriler dediğimiz şey ne? Bu da daha çok küçük kas grubu, parmak kaslarıyla alakalı beceriler. Örnek veriyorum. Tabi parmak deyince aklımıza ilk gelen şeylerden biri yazı yazma. Hocam bu çocuk kalemi doğru tutamıyor biz ne yapalım? Şimdi eğer ki çocuğunuz kalemi yumruk şeklinde tutuyorsa sizce bu doğru bir tutuş mudur? Evet, çocuğunuz eğer 1,5-2 yaşındaysa bu doğru bir tutuştur. Peki şöyle bir kalem tutuşu doğru bir tutuş mu? Yaklaşık 2,5 yaşındaysa bu doğru bir tutuştur. 5 parmak tutuş doğru mu? Eğer ki çocuğunuz 3,5-4 yaşındaysa bu da doğru bir tutuştur. Ama bizim tripod tutuş dediğimiz 3 parmak tutuş esas e, ilk öğretimde gerekli olan tutuş şekli. Çocuğunuz böyle kalem kullanmıyor olabilir. Bunu desteklemek için ne yapabilirsiniz? Örneğin e, internette çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, i̇şte kalem tutma aparatı dediğinizde birçok aparat çıkar. E, bunlardan birkaç tane sipariş edebilirsiniz. Çünkü çocuğunuzun parmağına uygun olan aparatı bulabilirsiniz. Onun dışında parmağın bu kısmına bir e, pompon tutturarak, onu düşürmeye düşürmemeye çalışarak e, kalem tutabilir. Tabii kalem tutmanın dışında ee, diğer bir faktör de makas. Makas kullanmak iki eli ve gözü aynı anda kullandığı etkinliklerden bir tanesi. Makas kullanırken e, burada önemli olan faktörlerden biri şu: e, çocuğunuz diyelim makası kullanamıyor. Önce verin kağıdı, rastgele kırpıklar atsın. Sonra makası ardışık hareketler ettirmeye başlasın. Sonra yavaş yavaş kavisli şekiller kendiniz çizin A 4e Kavisli şekilleri kesmeye çalışsın. Bunların hiçbirini yapamıyor diyelim. O zaman şunu yapabilirsiniz. Ee, çocuğunuzun işte hamur verin, onunla oynasın, işte yırtın, kağıtları yırtsın, onlarla oynasın. En azından parmak kasları güçlensin. Tabii diğer bir faktör bilişsel beceriler, zihinsel beceriler. Zihinsel becerilerde önemli olan nokta çocuğumuzun, Farklılıkları, benzerlikleri ayırt edebiliyor olması lazım. Birden 20'ye kadar sayıları tanı, tanıyor olabilmesi lazım. Ee, yine ince motor becerileriyle birlikte kare, üçgen, işte daire gibi şekilleri bilip bunları. Kağıda çizebiliyor olması lazım. E, bu gibi beceriler bizim için tabii ana ara renkleri biliyor olması lazım. E, bizim için bilişsel konuda önemlidir. Basit toplama çıkarma işlemlerini yapabiliyor olması. Üç tane maymun 2 maymun daha kaç eder dediğinizde bunları e, yaklaşık tahmin ediyor, cevap verebiliyor olması lazım. E dil gelişimine gelecek olursak da son olarak çocuklarımızın dil gelişimi biz diyoruz ya kendini savunsun, ifade etsin. Anlaşılır konuşabiliyor olmasını biz bekliyoruz çocuklardan. Konuştuklarını birçok yetişkin, birçok çocuk anlayabiliyor olmalı. Onun dışında bugün, yarın, dün işte yarın benim doğum günüm gibi gelecek zamanla alakalı ya da geçmiş zamanla alakalı cümleler kurabilmesi yine bizim için kıymetli. Hangi kelimenin hangi sesle başladığı ile ilgili etkinlikler yapabilirsiniz. Ayşe Nura sesiyle başlıyor. Senin aklına gelen başka bir kelime var mı gibi ifadelerde bulunabilirsiniz. Ve en önemli şeylerden biri ilkokul sürecinde bizim amacımız çocuklara okuma yazma öğretmek değil hazırlık aşamasında. Bizim niyetimiz çocuklara farkındalık kazandırmak. Onun için yapabileceğiniz en önemli şey kitap okurken yapacağınız çok küçük parmak hareketleriyle birçok şey kazandırabilirsiniz. Örneğin kitabı tutuyorsunuz, okuyorsunuz. Kitabı tutup parmağınızla o cümleyi gösterdiğinizde çocuk şunu görecek. Ha demek ki cümleler Cümlelerin yönü bu şekilde. Onu bir alttan alacak. Sonra siz okurken e, kelimeler arasında böyle zıplamalar yaptığınızda hı, demek ki kelimeler arasında boşluk olduğunu algılayacak. Ya da uzun kelimenin altını böyle daha uzun çizerken kısa kelimenin altını kısa çizip bitirmenizde çocuk kelimelerin uzunluğunun farklı olduğunu anlayacak. Resimle yazı arasındaki farkı anlayacak. Cümle nereden başlar bunların farkını anlayacak. Dediğim gibi bizim niyetimiz... Okumayı, yazmayı öğretmek değil, bunlarla ilgili ön bilgi kazandırmak ve farkındalık sağlamak. Umuyorum ki çok güzel bir ilkokul süreci olur. Bu sadece çocuklar için değil, anne babalar için de bazen sancılı bir süreç haline gelebiliyor. Umuyorum ki sizinki o süreçlerden olmaz. Çok güzel bir ilkokul süreci geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.